Yeşil Robot YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz Poco X5 Pro'yu kutusundan çıkartıp incelemiştik. Videonun yorumlarında Poco X5 Pro'nun PUBG testini benden sıklıkla istiyordunuz. Bu videoda sizlerle birlikte Poco X5 Pro'yu derinlemesine zorlayacağız. Sıcaklık testlerine bakacağız. Ve PUBG Mobile'de kaç FPS alıyoruz? Sizlerle birlikte detaylı bir oyun performans testi hazırladım. O halde sözü daha fazla uzatmadan gelin oyun açılış hızıyla başlayalım. Evet, şu anda Poco X5 Pro'yu elime aldım. Burada da Poco X3 Pro var arkadaşlar. Yadigar biliyorsunuz. Şimdi PUBG Mobile açılışı hızıyla başlayacağım. Konuşamadım. Heyecanlıyım. Şu anda X5 Pro ile PUBG Mobile'ı başlattım. Evet, başlattım. Şimdi sol üstte görmüş olduğunuz gibi FPS değerlerimiz var. Bunu da açtım. Android'de bunu geliştirici seçeneklerinden açıyorsunuz. 12 saniye oldu, 14 saniye oldu. Aynı anda başlattım bu arada. Yani 20 saniye olmadan açılırsa oldu. 25 olmasın. Tamam. Hadi. Tamam. 25 saniyede açıldı. Güzel. Güzel güzel. Vallahi daha pahalı telefonların 30 saniyede 35 saniyede açıldığını gördük. Ama tabii her şey oyun açılış hızıyla bağlantılı değil arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. Grafiklere geldik. Görmüş olduğunuz gibi burada 60 FPS'yi destekliyor X5 Pro. Ultra HD'yi alamıyoruz. Sadece HDR'da 45 FPS desteğimiz var. Son ayarlarda oynamak isterseniz. Hemen bir maç Erangel atacağım ve sizlerle birlikte yaklaşık 40 dakika bir maçta kalacağım. Bakalım nasıl bir değer göreceğiz. Nasıl bir ısınma olacak. Hemen oyun başlangıç sıcaklığımıza şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 32 derece. Şöyle alttan ölçelim. 32. Şuradan ölçelim. 34. 32. Yani 32, 33 diyebiliriz hatta ortalama. Şarjımıza da baktığımız zaman burada %54 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Oyun başlangıç değerlerimiz bu şekilde. Vay be, eskiden PUBG Mobile oynarken böyle uzaklara atlardım. Severni falan yapardım. Rank kasardım. Fatih'e falan kasıyordum bir ara. Tabii ama ben emülatörle oynuyordum. Sevdiğim bölgelerden biri Rozo'a atlıyorum arkadaşlar. Burası bayağı iyi. Görmüş olduğunuz gibi 57 FPS, 59. Bakalım böyle atlarken falan kaça düşecek? 60 falan. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Yani Poco X3 Pro ile nasıl bir deneyim varsa şu anda aynısını X5 Pro ile yaşıyoruz. Zaten kıyaslama videosu da yayınlanmış olur arkadaşlar yakın zamanda X3 Pro ile X5 Pro'nun. 58 FPS, 59 FPS. Güzel. 57 yani 56'yı görmedim şu ana dek. Güzel bir inişimizi de gerçekleştirdik. Şöyle butumuzu yapalım. Adamları vuralım. Oyun başı M4 bulmak kadar güzel bir şey yok. Şey diyorlar mesela, PUBG Mobile bitti abi, işte daha iyi oyunlar var falan filan. Ama PUBG Mobile böyle eşit abi. Sonuçta hani oyuna para yatırdıktan sonra oyunda ekstra böyle avantaj etmiyorsun. Silah aynı, her şey aynı. Şimdi ilk adamımızı vuralım. Gel bakalım dostum. Sen şöyle bir git. Bir tane daha olması lazım. Hocam o adamı bırak. Şöyle 2. Kilimi alma. Şöyle 3. Güzel. Oyun başı 3 kill. Bence nice. Bu arada telefonda dahili likit soğutma var dostlar. Ve jiroskop desteği var. Bilginiz olsun, ben jiroskopla oynamayı sevmediğim için açmadım. Onun dışında güçlü bir işlemcisi var. Ekran gayet güzel, görüyorsunuz. 120 Hz'lik bir ekran var. Ve FPS değerlerimiz hala çok canlı bir şekilde devam ediyor. Yani hiçbir şekilde kasma dolma yok dostlar. Telefon ısınınca ama büyük ihtimal olacaktır diye düşünüyorum. Çok olmaz ama olur bence. Şimdi yeni adamları vuralım. Nasıl ya? Oo, çok uzaktan birini düşürdüm. Şurada da var. O da düştü. Güzel. 5 kill oldu. İyiyiz ya valla. Bir 10 kill 15 kill alırız bu maç. Hatta ben bir 20'ye zorlayayım. 5.56 lazım. Acil 5.56 verin. Bu adamda 5.56 vardır. Evet. Güzel. Şunu da alayım. İçindeki mermileri alayım. M4'e bir daha geçeyim ve yolumuza devam edelim. Bu arada hala X3 Pro sayaçtı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 7 dakika 16 saniyedir oyundayız. Siz 7 dakikada yüzde kaç şarjımız gitmiştir? 54'ten başladık. Siz bir yazın. Ben de hemen gösteriyorum. Arabama bindim. Şöyle de göstereyim. %52'ye düşmüş. 7 dakikada %2 gitmiş yani. Hadi bakalım devam ediyoruz. Aha. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ezdim seni. Vallahi ezdim. Arabanın içinde birisi vardı. O da öldü. Mermim yok. Mermim yok. Acil mermi ver. Mermi ver. Ya bunda da mermi yok. 5.56 az var.
Hayır. Bekle. Vurma. Aha. Güzel bir loot buldum şu anda. Ben seni mahvetmedim mi? Bekle. Bekle. Sen bekle. Tuki falan sıkıntı. Hocam sen ne yapıyorsun? He? Hoppa. Vallahi adamları ezerek öldürüyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Daha bir tane daha geliyor. Gel. Hoppa. Sen de git. Dostlar şu an güzel oynuyoruz yani. Güzeliz. İyiyiz. Kaç killimiz oldu? 9 killimiz var bu arada. Evet 12 dakikadır oyundayız. Sıcaklığımıza hemen bir bakalım. 36. Gayet iyi bir değer bu arada dostlar. 36 derece çok çok güzel bir değer. Oo hocam okuldalar. Dalayım mı içeri? Bir çılgınlık yapayım mı? 22 dakikadır oyundayız. Yoksa biraz daha performansa dayalı bir oyun mu olsun yani? Bekleyeceğim abi. Hep Araplar bekliyor. Bu sefer de ben bekleyeceğim. A few moments later. Hadi ama. Adam korkudan alamıyor ya. Ama ben korkmuyorum hocam. Ah! İşte korkmamanın bedeli hocam. İşaret bir şey. Grozo. Oo! Hocam neler varmış sende ya? Vallahi güzel oldu. Güzel bir fight'tı. Biz kazandık. Aha! Lan iptal et. Bir dakika. Ölüyorduk Faruk. Tepelerden birisi sıktı vallahi abine. Dur şunun üstüne çıkabiliyor muyum? Şunun üstüne. Ah be. Aha önümde. Lan! Vallahi öldürdüm. İner inmez bir adam öldürdüm. Oo hocam iyisiniz ha. Lan. Ah be. Faruk abin nasıl oynuyor? Süper. Kendini gaza getirme şeklim. Kaç kişi kaldı? Son 3 kişi. Lan. Arkadaki görmez inşallah. Bir dakika. Çok heyecanlı şu an. Aha bu ne yapıyor? Gördüm seni. Çok heyecanlı. Ah be abi be. Bunlar takımdı ya. Yine de güzel oynadım. Bakın FPS şu an düştü. Vallahi güzel oynadım be. Güzel oynadım abi. Ah bir dakika. Kaç kilim var? Bu PUBG de çok değişti abi. Kili söylemiyor ya. Heh 12 kill. Vallahi güzeldi abi. Bot mod yoktu yani. Arkadaşlar şarjımıza hemen bakalım. 44 olmuş. Oyunda zaten 31 dakika 32 dakika sürdü. Yani 30 dakikada %54'ten %44'e düştü. Yani %10'luk bir düşüş var. Bu inanılmaz güzel bir değer yani. Yaklaşık 30 dakikadan süredir fazla oyundasınız ve %44'e düşüyor. Gayet iyi bir değerdi. Şimdi hemen sıcaklığımıza bakıyorum bekletmeden. 39 derece. Arkadan ölçelim. 37 derece. Şöyle işlemci tarafına doğru ölçüyorum. 37. 38'i gördük. 35. Yani bunlar hani mükemmel değerler dostlar. Öyle söyleyeyim. Bakın. Ön tarafta bir 38'i görüyoruz. Güzel değerler. Hem sıcaklık hem de şarj konusunda X5 Pro şu anda gerçekten beni çok mutlu etti. Yani ben Poco X3 Pro'yu burada aramadım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Videonun burada sonuna geldik. Beğen butonuna basmayı ve benden çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.